Selamlar, hoş geldiniz. Kanalda uzun süredir yaptığımız bir konsept nedir? Sınava X gün kala. İlk kez bu tarzda videoyla karşılaşan öğrenciler için kısaca açıklama yapmak istiyorum. Aranızda mezun olanlar varsa ve kanalı geçen seneden takip ediyorsa zaten az çok kanalda bu videoları görüp ne demek istediğimi anlayacaktır. Zaten hakimdir konuya. Bu video konseptinde amacımız şu. Sınava 120 gün kala atıyorum. Ben size bir video çektiysem, sınavımıza 4 ay var. 4 ay boyunca eğer şu konumdaysak şunları yapmalıyız. İsteklerimiz, hedeflerimiz bunlarsa burada olmalıyız. Amacımız bunları yapmak olsun. İşte genel durumumuz şöyleyse böyle yapalım gibi bir genelleme yapıyoruz. Ardından bir ay sonra ben sınava 90 gün kala diye bir video çekiyorum. Nedir buradaki amaç? Şudur. 120 gün kala konuştuğumuz şeylerden bir ay sonrası geriye dönüp baktığınızda sanki dünmüş gibi oluyor arkadaşlar. Gerçekten dünmüş gibi oluyor ve daha dün bunları demişti bu adam. Daha dün ben kendime şu sözleri verdim, bunları yapacağımı söylemiştim. Bakalım o bir aylık dilimde neler yapmışsınız. Neden önemli? Çünkü biz burayı kayıt altına alıyoruz. Çünkü siz, ben bu videoyu yükledikten atıyorum bir hafta sonra bile sınava şu kadar gün kala diye tekrar bir video yüklesem, o kısımda söylediğimiz sözler, o kısımda kendinize verdiğiniz sözler, yapmayı planladığınız şeylerin ne kadarını yapıp yapamadığınızı kafanıza değerlendirdiğiniz için kendinizi bir muhasebeye sokuyorsunuz. Bunun da sonucunda tabii ki hepimiz hayatımızı kurmaya çalışıyoruz. Tabii ki siz bir başarı elde etmeye çalışıyorsunuz ki bu dünyadaki en zor şeylerden birisidir. O yüzden dönüp de ben bunu doğru yaptım, ben bunu yanlış yaptım, ben burada hatalıymışım veya ben bir yerde hatalıyım ki nedir o artık onu düşüneyim bulayım gibi bir çıkarıma sahip olabiliyorsunuz. O yüzden ben bu video konseptine çok önem veriyorum. Sınava ben arkada ekranımda da açtım. 280 gününüz var. O yüzden video çok güzel bir tarihte geliyor size. Neden? 280 gün var çünkü. Çok fazla zamanınız var aslında. Şimdi böyle dediğime bakmayın. Ben birkaç ay sonra, bir ay sonra belki işte sınava şu kadar gün kala da yüklediğimde dediğim gibi dün gibi hatırlayacaksınız. Ama bugün sizi hiç sıkıştırmak, kötü hissettirmek istemiyorum. Çünkü uzun bir süreniz var. Çünkü yarın okulunuz açılıyor, yarın sezonunuz başlıyor. Bu arada şunu da araya hemen sıkıştırmış olayım. Ben cuma günü gerçekten video izlediğiniz saatten birkaç saat öncesi de konuşuyorum. Yarın ve pazar günü, cumartesi ve pazar günü Ankara'da TÜREV ve Limit kampımız olacak. 12'ye geçen öğrencilere öncesinde ve üniversiteye kazanan öğrencilere öncesinde böyle bir hazırlık olsun diye yapıyoruz. Hala yer var sanırım. Berkay'a mail atabilirsiniz. Açıklamaya linkini koyarım. Konu arasında da bunu sıkıştırmış olayım. Devam edelim şimdi konuşmamıza. 2 gününüz var. Dönem başlayacak. Çok güzel. Şimdi demek ki yeni bir start veriyorsunuz. Ben sizi üzmeyeceğim dedim ama şunu da söylemek istiyorum. Normalde arkadaşlar sınavdaki bu YKS'deki asıl amacınız tüm soruları doğru çözmek mi sizin? Ben mesela arada sırada kendime bunu soruyorum. Acaba bir öğrencinin tüm amacı oradaki tüm soruları doğru çözmek mi olmalı? Şu anlamda değil soru. Hayır hocam, konuları doğru anlamak. Hayır, onu sormuyorum. Elbette biz günün sonunda bize ne getiriyor ona bakıyoruz. Siz biyolojiyi sonuna kadar çok iyi çalışın. İşte Campbell biyolojiden bitirin, şunu bunu okuyun edin, ezberleyin, sular seller gibi. Tamam da sınavda yapamadıktan sonra deme siz de dersiniz. Bana göre bir anlamı yok dersiniz. Benim sorum o değil. Benim sorum şu. Sizin amacınız orada tüm soruları doğru çözmek mi yoksa herkesin önüne geçmek mi? Her zaman aynı şey demek değillerdir, dikkat edin. Her zaman birinci tüm soruları doğru çözmüş olamayabilir. O yüzden burada aslında bu bir sıralama sınavı olduğu için sizin birilerinin önüne geçmeniz gerekiyor. Bakın ilk 100'ü, ilk 500'ü falan o çok yakın sıralamaları demeyelim. İlk 10'u, ilk 5'i neyse oraları demeyelim. Biraz daha gerilere gelin. Yani daha geneli düşünün. Sizin amacınız arkadaşlar sıralamada öne geçmek. Şimdi bir sıralamada bir sıralama varsa demek ki bir kıyas vardır. Bir kıyas varsa demek ki kıyas yapılacak bir konu vardır, bir nesne vardır. Buradaki nesneleriniz dersler olduğu için ve siz birbirinizle kıyas edileceğiniz için aslında buradaki önemli nokta şu. Rakibinizi, rakibinizden kastım arkadaşlarınız, öğrenciler, sınava hazırlanan kişilerin önünde olmanız. Şimdi bu nasıl mümkün olur? Bakın bunun birçok parametresi var. Çok sıkı çalışıp 9'dan 10'dan 11'den sıkı sıkı tutup gelen öğrenciler var ki ben de matematik açısından sadece öyleydim aslında. Diğer branşlarda çok da fazla öyle matematik kadar severek çalışmazdım. Çok fazla aklımda tutup yaz tatillerinde tekrar etmezdim ama matematiğim gerçekten 12'nin sonundayken, 12'ye gelirken bile çok iyiydi. Çünkü ben 9-10 11'de tabiri caizse inekledim arkadaşlar. İnek gibi sadece matematik matematik diye çalışıyordum. Hiç bakın yalan söylemiyorum. O yüzden ben 12'de matematik konusunda çok avantajlıydım. Ben 12'ye geçerken hiçbir zaman elime alayım da bir o zaman YGS'ydi. YGS konularına çalışayım demedim. Benim aldığım ilk YGS kitabı YGS matematik kitabıydı. Soru bankasıydı. Bu kadar. Ben gidip niye çalışayım ki? Yok konu tekrar yapayım, yok o konuyu öğreneyim, yok oran orantı öğreneyim. Benim hiçbir zaman
falan öyle bir derdim olmadı. Ben alıp direkt test çözmüştüm mesela. Şimdi bunu size neden söylüyorum? İşte ben bir rakibim. Buyurun kıyaslayın. Çalışacağınız konular varsa 9-10 11'i boş koyduysanız, 9-10 11'i süper verimli geçirmediyseniz, şimdi aynı şey mesela fizik için de geçerli. Ben de fizikte çok mesela hatırlamıyordum. Siz atıyorum fiziği süper. Aklınızda tuttunuz, tekrar ettiniz, çalıştınız, getirdiniz. Ben de fizikte sizi yakalamak için inanılmaz efor sarf etmeliyim ve şöyle bir şey var arkadaşlar. Siz yerinizde saymıyorsunuz. Sizin rakipleriniz, artık rakip diyeceğim kusura bakmayın, yerinde saymıyor. Herkes ilerliyor. Uyuduğunuz zaman çalışan en az bir kişi vardır. Siz çalışırken sizinle beraber eş zamanlı çalışan en az bir kişi vardır. Her zaman ne yaparsanız yapın, bakın o 24 saatlik dilimin içerisinde her saat diliminde en az bir tane öğrenci hala ders çalışmaya devam ediyor olacak. Benim için de geçerli. Ben şu anda akademik boyutta matematik çalışıyorum. Evet, uyumaya gideceğim zaman diyorum ki bu konuyu benimle beraber çalışan birileri daha var. Belki ne bileyim dünyanın bir ucunda, belki Afrika'da çalışıyor, belki Rusya'da çalışıyor, bilmiyorum ama birileri çalışıyor. Ama birileri benim belki onlardan önce keşfedebileceğim, görebileceğim bir şey görebilir. O yüzden hep diken üstü oluyorum. Hep daha hızlı gitmeliyim diye uğraşıyorum. Sanki varılacak bir hedef var ve sürekli böyle hemen hızlıca koşayım, önce ben varayım gibi içimde hep bir telaş oluyor. Ama bu telaş beni arkadaşlar ayık tutuyor. Şimdi neden bunları anlatıyorum? Şu yüzden anlatıyorum. Ben bu yıl geçen senenin öğrencilerine göre bu senenin öğrencilerini birazcık daha plan yaparken böyle şey görüyorum, tereddütlü görüyorum. Tam belki de yanlış görüyorumdur ama 2025 senesinde sınava girecek kişilerde birazcık daha böyle planlarını oluştururken ben nasıl plan yapacağım, onu mu yapmalıyım, onu mu yapmalıyım, belki şundan da kaynaklı oluyor olabilir. Birçok ses var, birçok kişi bir şey öneriyor. Bazen işte başka insanlardan, sizden önce sınava girmiş insanlardan tavsiye alıyorsunuz, öğretmenlerinizden alıyorsunuz, arkadaşlarınızdan alıyorsunuz. Herkes biraz başka bir şey söylemeye başlıyor. Belki ben şu anda başka bir şey söylüyorum. Birazcık böyle bilgi çok yığılıyor. Yığılıyor. Şu kafaya sakın girmeyin. Ben herkesi dinleyeyim, her şeyi dinleyeyim. Bir sentez yapayım kafamda. Ha, o sentezle yola devam edeyim. Her bilgiye hakim olayım. Hayır arkadaşlar, hayır. Sınav böyle bir sene değil. Sınav senesi böyle bir sene değil bakın. Sınav senesi benim en yakın sürede kanala yüklediğim o konuşma videom vardı üniversiteye gidip. Belki denk gelip dinlemişsinizdir. Bence çok güzeldi. Şimdiki aklım olsaydı uzun bir video yükledim. Yarım saat sohbet ettim sizle. Orada da söyledim. Bir şeylerin mükemmel olması gerekmiyor. Bir şeylerin çok iyi olması gerekmiyor arkadaşlar. Bir şeylere başlamış olmanız bence gerekiyor. Bir şeyleri devam ettirebiliyor olmanız gerekiyor. Bakın şöyle bir gösterim vardı. Ben ona bayılıyorum. Aslında keşke duvara falan bir çıktısını alsam, yapıştırsam. 1 üzeri 365 diyor. 365 eşit. 1,01 üzeri 365 diyor. 37 küsür bir sayıya eşit. Bunu neden söylüyorum? Sizin aslında çok ufacık koyacağınız bir efor ama 365 gün boyunca. Ne demektir bu? Düzenli olarak yapacağınız en ufak bir efor bile totalde çok büyük bir duvarın ufacık taşlarını oluşturacak. İşte siz, ben bir şeyleri dinleyeyim, ben bir şeyleri öğreneyim, bir yol haritası çizeyim. Her şeyi dinledikten sonra ve herkesten bir şeyler duyduktan sonra bir yol haritası çizeyim. Bunu niye yapıyorsunuz? Yol haritam mükemmel olsun. Niye? Bu anlatıyor işte. Bunun dediğini dinleyeyim. O anlatıyor, onun dediğini dinleyeyim. İkisini dinledikten sonra onun hatasını dinleyeyim, kendim yapmayayım. Onun hatasını dinleyeyim, yapmayayım. Soruyorum, benim hatamın sizin doğrunuz olmayacağı ne malum? Böyle bir şey yok arkadaşlar. Dinlediğiniz herkesten, her şeyden bir sentez, bir analiz yapmaya lütfen çalışmayın. Bunun sonu yok çünkü. Diyeceksiniz ki sen de konuşuyorsun. Evet, ben konuşuyorum. Ne diyorum? Sınavımıza 280 gün kaldı. Söylüyorum. Video sonunda söyleyeceklerimi biraz başında söyleyeyim. Herkes bir şeyler söyleyecek. Plan yapmakta çok zorlanacaksınız. Hepsini lütfen kenara koyun. Ben dahil. Bir deyin ki ben en iyi kendimi tanıyorum. Ben en iyi kendime plan yaparım. En iyi kendimi ben tanırım. Ve şunu hep söylüyorum. Arkadaşlar reşitsiniz. Bu ülkeyi yönetmek için siz fikirlerinizle hepimizi etkiliyorsunuz. Artık reşitken, artık sizi yönetecek kişiyi bile seçebilecek kapasitedeyken lütfen kendi hayatınızı da planlarken başkalarının eline vermeyin. Yani siz biraz kendinizin farkında olun. Ben mesela kendimi farkındayım. Şunu bilirim. Gece 3'te, 3'e kadar çalışıp uyursam ben başarısız olurum. Bunu biliyorum mesela. Neden? Ben sabah daha başarılıyım. Niye gece 3'e kadar çalışayım? Ama birisi dikte ederdi. Bu kadar saate kadar çalış. Bu kadar bunu yap. Benim seviyemin altında olan bir şeylere beni iterse ya da benim seviyemin çok yukarısında olan bir şeyleri benim yapmam için zorlarsa, bunları yapmazsan şunlar olmaz derse ki herkesin hayatı farklı arkadaşlar birbirinden. O yüklediğim videoya gelen çok güzel bir yorum da şuydu. Sizin ayakkabılarınızı giymeyen birisine, sizin ayakkabılarınızı giymeyen birisinden sizin bağcıklarınızı nasıl bağlayacağınıza dair fikir almayın gibi bir söylemdi. Ben tam güzel ifade edemedim ama biraz kelimenin havasını kaçırdım söyleyemediğim için.
Yani sizin ayakkabınızı giymeyen derken sizin yaşadıklarınızı yaşamayan, sizi bilmeyen, sizi anlamayan birisinin tavsiyeleri size uymayabilir arkadaşlar. Ben dahil. O yüzden hiçbir zaman ben kesin ve kesin şunu şunu yapın demem. Bak 280 gün videosu belki benden X kitabını çözün, şu videomu izleyin gibi bir şey bekliyorsunuz. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bu yol sizin yolunuz. Bu yol benim yolum değil. Bu yol başkasının yolu değil. Bu yol sizin yolunuz. Bu yolu sadece yürüyecek olan siz değilsiniz. Bak unutmayın. Yürüyecek olan değil. Bu yolu oluşturacak olan da sizsiniz. Bu yolu çizecek olan da sizsiniz. Ben kendi yaptığım hatalar sonucunda aslında kendi yolumu gördüm. Ha şu bakın çok güzel bir çıkarımdır. Sizin sınav sürecinde özür dilerim. Yapacağınız her hata sizin kendi çizeceğiniz yolda çok güzel bir böyle göstergedir. Parıl parıl parıldayan bir tabeladır. Der ki ben burada bu hatayı yaptım. Doğrusu ve yanlışı da analiz edersiniz. Yolunuza güzel bir yön verirsiniz. O yüzden burada yapacağınız hatalar yani işte birisinin size gelip de şunu şunu yap planına bunu bunu koy demesindense kendi yaptığınız planda bir hata yapıp demek ki ben bu adam değilmişim, demek ki ben bu kişi değilmişim, bunu yapacak kişi değilmişim. Nedir? İşte şunları şunları sıkıştırdım atıyorum veya kendinize konu olarak söyleyin işte ya da geride kaldınız işte yaptığınız bir planda neyse. Baktınız yaptığınız şeyler size göre değil, sizden belki yapacağınız şeylerden daha yukarıda kaldı, zorlanıyorsunuz veya daha aşağıda kaldı. Bunları en iyi siz bilirsiniz. O yüzden burada çizilecek bir yol haritası yok arkadaşlar. Tamam. Yani ben size bir harita vereyim. Bu haritayı uygulayın, başarıya gidin. Böyle bir şey yok. Çünkü tekrar söylüyorum. Başta da söyledim. Bu bir sıralama sınavı. Sizin dedim ya bazen biraz plan yapma konusunda henüz bana göre bu 2025 sınavına ilk kez girecek olan öğrenciler. Yani 11'den 12'ye geçen öğrenciler tam bir düzen kuramadı gibi hissediyorum. Kendi öğrencilerimden de gördüğüm kadarıyla. Sizden önce çok çok önce çalışan öğrenciler vardı. Kapasitesi sizden daha iyi olan öğrenciler muhakkak var. Benim dönemimde de benden de çok daha iyi olanlar vardı. Benim dershanede yan sınıfımda Türkiye birincisi vardı arkadaşlar. Ya düşününce çok 11'deyken mesela siniriniz bozuluyor. Adam denemeyi 40 dakika sizden önce bitirip verip çıkıyor. Benim daha zibil tane boşum var. Zaten çözemediklerim var. Çözemeyeceklerim var. Hani ben biliyorum. O yüzden ben sizdenmiş gibi konuşuyorum. Bu şu konuşma değil. Sizden çok daha iyiler var. Bir kendinize gelin, bir silkelenin. Hayır arkadaşlar, hayır. Herkesin belli bir kapasitesi var. Biz kendimizi kabul ederek, kendimizle savaşarak değil, sınavı bir kavga, sınavı bir gürültü değil. Sınavı kendi hayatınızda kendinizi tanıyacağınız, kendi isteklerinizi belirleyeceğiniz, masa başında kaldıkça ha demek ki ben bu konulardan zevk alıyormuşum, demek ki ben hayatımı mutlu olduğum, keyif aldığım konulara yönlendireyim diyeceğiniz, kendi hayatınızı kendinizin çizdiği, bakmayın evet öğrencilik kolaydır, şudur budur ama kendi istekleriniz için, kendi hayatınız, geleceğiniz için bir yılınızı canavar gibi vereceğiniz güzel bir senedir bu sene. Lütfen bunu kavgaya dönüştürmeyin. Biz kavga etmiyoruz. Bu bir kavga değil. Ben şeylere nefret ediyorum. Böyle terli terli ağırlık kaldıran adamlar, sınav senesi şöyle. Hayır arkadaşlar. Biz geleceğimizi inşa ediyoruz. Bunu mutlulukla yapmanız lazım. Hınçla, sinirle, kavgayla olmaz. Ben yaptım. Ben açık söyleyeyim. Benim hiçbir zaman mutlulukla geçmedi bu süreçlerim. Hatalı. Çünkü öfkeyle hareket ediyorum. Öfkeyle çalışıyorum. Öfkeyle, sinirle, geride kaldığımla, benden ileridelerle çalışıyorum. Bunlar sizi geriye çekmesin, sinirlendirmesin, motive etsin. Sizin önünüzde dediğim gibi bakın bir sıralama sınavı. 280 gün olduğu için bunları konuşuyorum. Rahat rahat konuşuyorum. Bu bir sıralama sınavı. Önünüzde birçok insan var. Sizden çok daha başarılılar var. Sizden çok daha organize olan kişiler var. Çok daha zeki kişiler var. Bunların hepsi sizin için aslında negatif. Çünkü önünüze geçmeye aday bir insanlar. O yüzden sizin bir şeyler mükemmel olsun, bir sürü şeyi dinleyeyim, bir sürü şeyi anlayayım, bir sürü şeyi analiz edeyim, öyle çalışmaya başlayayım demeye vaktiniz yok arkadaşlar. Lütfen şunu kenara koyun artık. Sizin başlamaya ihtiyacınız var. 1,01'e ihtiyacınız var. Küçücük bir efora ihtiyacınız var ama düzenli olarak. Bugün 2 saat çalışıp yarın tüm gün yatarak değil. Her gün 2 saat. Bakın 2 saati hiç küçümsemiyorum. Her gün 2 saat düzenli çalışabiliyorsanız muhteşemdir. Her gün düzenli olarak 3 saat çalışabiliyorsanız muhteşemdir. Ben yakın zamanda bir sınava girdim. Neredeyse her gün 1 saat çalışabiliyordum. Vaktim kalmıyordu. Pek fazla fiziksel olarak güçlü kalamıyordum. Birazcık hastalıklarından ötürü. Ama benim için yeterli oldu. Burada beni başarıya götüren şey 1 saatimi ayırabiliyor olmam. Ama düzenli olarak. O yüzden yaptığınız hiçbir şeyi küçümsemeyin. Ben bu kadar çözdüm. Ben 50 soru çözebiliyorum. Başkası 100 soru. Önemli değil. Ben dedim evet haklısınız, bir sıralama sınavı, bir sürü kişi geliyor. Biz at gözlükleriyle sınava gideceğiz. Bak her şeyi yıkıyorum. Tüm duyduğunuz yapmayın denen tüm toplum yargılarını yıkıyorum. At gözlüğüyle gireceğiz. Niye? Başkasına bakıp kendinizi geriye çekecekseniz hiç bakmayın. Tek rakibiniz kendiniz olarak hep önüne çıkarak yürüyeceğiz.
Bunu kavga ederek değil arkadaşlar, bunu sataşarak değil. Sıra arkadaşınıza bakıp da haset besleyip benden yüksek yapıyor, nasıl yapıyor deyip hırsla, sinirle yürüyerek değil, bunlarla başarı gelmez. O yüzden bu kalan 280 günde arkamda hala sayaç dönüyor, benim ekranda açmıştım. Siz kendinize güzel bir yol çizmeye bakın. Nasıl çizilir bu yol? Hareket ederek. Nasıl çizilir bu yol? Artık ben ne gün plan yapayım, ne gün çalışayım, dershaneden gittim geldim de yoruldum, bugün çalışmayayım. En çok duyduğum bu mesele. Arkadaşlar tatilden çıkıyorsunuz diye mi bu rahatlık bilmiyorum ama hadi kıyas dedik, ben de kendimden de kıyas yapayım. Benim 2 yıl önce çalıştığım bir öğrenci, bakın kendisi ailesine destek olmak için hem dışarıda çalışıyor hem okula gidiyor. Gece de özel ders yapıyorduk biz birlikte. O yüzden ben yani bazı öğrencileri görüp azimlerini gördükten sonra biraz bu şeyi kendime de kızıyorum. Ben bazen ben de diyorum mesela 6 saat ders anlatmışım bugün aralıksız, yoruldum diyorum. Tamam yoruldun ama sen o 6 saati anlatabilmek için bence en az 6 saatte kendini geri doldurmalısın. Otur çalış. Öyle ben anlatıyorum, her gün aynı şeyi anlatıyorum. Çalışmama gerek yok. Hayır arkadaşlar. Mum yanmadan çevresini aydınlatamaz. Yanmayı bileceksiniz ki aydınlatabilirsiniz. Ben hep kendime bunu söylüyorum. O yüzden sen 1 saat ders anlatacaksan Tunç, en az 2 saat çalış. Ha anlatacağın konuya, ha başka konulara. Yeter ki çalış. Ama bunu istikrarlı yap. Size de söylüyorum arkadaşlar. Mum yanmadan çevresini aydınlatmaz. Kalem açılmadan kağıt üzerine iz bırakmaz. O yüzden acıyacak tabii ki. O yüzden sıkılacaksınız tabii ki. Bunları kabul edin. Bunları benimseyin. Bunlardan daha ileri boyutunu söyleyeyim mi? Mutluluk duyun. İlk başta ne kadar sıkıcı geldiğini, canice geldiğini tahmin edebiliyorum. Adam kendini aç diye metafor yapıyor. Mutluluk duyuyor. Abi adama bak ya, mazoşist bu yani. Acı çekmekten, mutluluk duymaktan bahsediyor. Evet arkadaşlar, geleceğimi inşa edeceğim bir yolda bence şu anda gencecik halinizde çekeceğiniz birkaç aylık stres kesinlikle ömrünüzün kalanından önemli değil. Bunların hiçbirisi hayal sözcüğü falan değil. Bak bunlar kendi yaşadığım, kendi inandığım şeyler. Ben güya size 280 gün kala şunları yapın matematik adına videosu çekiyorum. Ama hiç ağzından matematiğe dair bir tavsiye bile çıkmadı. Çünkü tavsiyeler bunlar. Çünkü siz bu dediklerimi yaparsanız, çünkü siz harekete geçerseniz zaten matematiğe nasıl çalışmanız gerektiğini de, matematikte nerede hata yaptığınızı da hepsini kendiniz göreceksiniz. Ama tutup da ben size bunu böyle yapıyorsunuz hatalı dersem, sizi görmedim, sizi tanımıyorum, sizi bilmiyorum, ne bileyim düzeyiniz nedir? Nasıl bir ortamda çalışabiliyorsunuz, nasıl çalışamıyorsunuz bunları bilmiyorum. O yüzden bunların hepsi sizde bitiyor. Ama vereceğim büyük tavsiye şu. Lütfen 280 gün kala artık plan yapın arkadaşlar. Bu plan hem kısa vadeli, kısa vadeliden kastım günlük, haftalık, aylık. Tamam mı? Ve bu tekrarların içerisinde muhakkak olması gereken en önemli şey tekrar, tekrar, tekrar. Tekrar yapmadan hiçbir şey öğrenemezsiniz. İngilizce kelime defterim var. Lanet olsun 5 cilt kelime defterim var. Ve aynı kelime 5 cildin neredeyse her iki sayfasının birinde de yazıyor. Neglect, 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 ihmal etmek mesela. Yazmışım ya, ya yeter arkadaş, ezberle artık ya. Sinir oluyorum kendime. İki sayfada bir neglect yazıyor yani. Bak artık öğrenin siz de. Bu ihmal etmek. Niye yazmışım? O defteri eline alıp okumamış ki. Adam yazıyor boyuna. 2 sayfa sonra bir daha yazmışım. Diğer deftere geçiyorum. İlk kelime neglect. Ya yapma. Yeter. Ayıp bak ne kadar öfkeliyim kendime. Niye tekrar etmemişim? Böyle öğrenilmez arkadaşlar. Kalem tutmadan öğrenilmez. Oturup notlarınızı alıp önünüze gerçekten ciddi ciddi odaklanıp okumadan, okuduklarınızı tekrar etmeden öğrenilmez. O yüzden haftalık programınızda mutlaka tekrarlar olması lazım. Bir tüyo daha. Yeni başlıyoruz çünkü serüvene. Yapamadığınız sorular için klasörler yapın. Yapılamayan sorular klasörü. 2024 Kasım ayı, 2024 Ekim ayı. Koyun arkadaşlar yapamadıklarınızı, kırpın. Ne güzel saklayın. Ay mı bitti? Açın yapamadıklarınızı, tekrar edin. Kasım ayında, Ekim ayında yapamadıklarınızı bakın bakalım nasıl cevap veriyorsunuz. Kasım'da yapamadıklarınızı aynı Ekim dosyasını devam ediyoruz. Kasım'da bak, Ekim dosyasına Kasım'da bakıyoruz. Aralığa geliyoruz. Aralık'ta hem Ekim dosyasına bakıyoruz hem Kasım dosyasına bakıyoruz. Düşünün ki Ocak'ta Ekim dosyasındaki soruları, Ekim dosyasına yazdığınız notları, hep unuttuğunuz atıyorum sinirim sistemi notu, atıyorum işte limitteki belirsizlik notları vesaire vesaire. Bunların hepsini tekrar 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 kısa kısa tekrarlarla dehşet seviyeye getirirsiniz. Ve diğer işte Türkçe ve edebiyat dersleri içinde ben o branşım çok onlar olmadığı için hatırlamıyorum da pek. O yüzden demiyorum ama işte dağları vesaire çok çalışıyorsunuz. Şimdi kitapçılarda görüyorum şey dilsiz harita deniyor. Şeffaf falan çok hoş ha. Ben de keşke öğrencilik döneminde öyle bir şey olsaydı alıp ben de asetat kalemle falan doldursaydım istiyorum ama anladınız. Her hafta mesela işte bu hafta ben dağları çalıştım gibi aklıma gelenleri söylüyorum. Diğer hafta şunu çalıştım. Bunu periyodik yaptığınızı düşünün. Muazzam gelişirsiniz.
1,01 stratejisi yanılmıyor arkadaşlar. Çünkü matematik yanılmıyor. Lütfen dediklerime kulak verin. Bunlar haftalık planlarınızda. Günlük planınız mutlaka olur ama geçen haftadan planlanan günlük planınız olur. Ben bu pazartesi şu konuları, şu dersleri çalışacağım. Ne zaman? Akşam 6'da eve geldim. Uyduruyorum. Ben 10'a kadar çalışabiliyorum. Ondan sonra 1 saat film izler uyurum. Bak, böyle sınırlarınız olsun. Bu kötü bir şey değildir. Ben çalışabildiğim kadar çalışacağım. 2'ye kadar çalışacağım. Esneye esneye uyuyacağım. Hayır arkadaşlar. Kavga etmiyoruz. Bu bir kavga değil. Bir gün 2'de uyuyup sabah 7'de kalkıp, bir gün gece 5'te uyuyup sabah 7'de kalkıp böyle başarı gelmez. Üniversitede beni en çok kaybettiren şey uykusuzluktu. Çünkü hep kavga ettim. Hep kavga ettim. Başka şekilde, bunu açıklamak istemiyorum burada ama hep başka şekilde uykumu yenmeye çalıştım. Üstü kapalı söyleyeyim, anlayın. Bunlar benim sağlığıma da zarar veriyor uzun vadede. Ama ne oldu, kavga edeyle de birinciliği kaptırdık. O yüzden uyumak önemlidir. Tamam mı? Uykunuzu almadan uykumu geçiştireyim. Şu kadar çalışma olmaz. İstikrar, düzen, istikrar, düzen, istikrar. Bunlar başarıyı getirir. 10'a kadar çalışacağım. 4 saatim var. Ben bu 4 saatte haftanın 4 günü, 5. günü de arkadaşımla buluşacağım. Onu da saymıyorum. Bak, planınızı yapıyorum. Çalışacağınız konuları yazın. Planınız olsun. Ama bu şöyle değil. Biyoloji çalış. Hayır. Matematik çalış. Hayır. Bu konular var. Ben bu hafta bu konuları çalışırsam, 2 hafta şu kadar çalışırsam, 2. ayın sonunda ben matematikte buraya geliyorum. 2. ayda ben TYT'yi bitiriyorum, uyduruyorum. Ne güzel. 2 ayda TYT bitirme programı yapmışsınız kendinize. Her hafta, haftanın belli günleri matematikte TYT konusu dinliyorsunuz. Bak, kimden dinlerseniz dinleyin. Hiçbir zaman şu hoca, bu hoca, hiç ben, önemli değil, yeter ki çalışın. Yaptıktan sonra bakarsınız, oh ne güzel, o konular bitmiş, planınızda gidiyorsunuz. Günlük belli soru limitleriniz olur. Her ders için günlük belli alışkanlıklarınız olur. Benim alışkanlığım her gün derse oturduğumda bir tane paragraf testi çözmekti. Benim böyle 1950 artık ÜSS miydi neydi, garip garip sınavlardan, o KPSS'lerin eskisi falan, hepsinin biriktirdiği bir dershane dosyamız vardı. Böyle arkadaşlar, kocaman ciltli. Abartmıyorum, 1000 küsür sayfa falandı, küçücük küçücük yazmış. 8 soruydu ama bölmüşler işte her sayfayı. Benim motivasyonum, ben o kitabı bitirsem paragraf daha tam çıkmaz. Gerçekten de çıkmamıştı kendi YGS senemde. 8 soru. Her gün ders çalışmadan önce 8 tane paragraf sorusu çözerdim. Bu benim mottomdu mesela. 8 dakika ısınma gibi düşün. Bunları yapardım. O yüzden haftanızı planlayın günler olarak. Her hafta tekrar gününüz olsun. Her hafta yapamadığınız soruları biriktirdiğiniz klasörden ufak ufak uyumadan 10 dakika bile olsa tekrar edin. Ama düzenli. Bir gün ettim, yarın etmeyeyim. Hayır arkadaşlar. Her gün uyumadan 10 dakika bir çalışın bakalım. Herhangi bir konuya ne oluyor görelim. Aylık olarak da diğer ayın sonunda ben şunları bitirmiş olmayı hedefliyorum. Ama öyle şey değil arkadaşlar. Übersonik değil. Ben diğer ay AYT baştan başlayıp integrale kadar bitiriyorum. Hayır, öyle bir şey değil. Abartmadan, kendi yolunuzu bilerek, kendi gücünüzü bilerek, inanarak, kendinizi sıkıştırmadan. Hep şunu düşünerek. Ben o ay bitirirsem verdiğim sözü tutacağım. Şu kadar ilerlemiş olacağım. Kendi planımla, kendi uyguladığım şeyle gideceğim. Süper. Bunlar mutlu edecek sizi. Ufak ufak yaptığınızı gördükçe daha çok yapmak isteyeceksiniz. Kendinize daha çok inanacaksınız. Bana lütfen güvenin. Çünkü ben artık 7 yıl oldu. 7 yıl boyunca sürekli her yıl en az 20 tane öğrenciyle bir şeyler paylaşıp, bir şeyler anlatıp, çalışarak devam ettirdik. Ve bunun belli sistematikleri var. Ben hiçbir zaman size şunu kesin yapın diye bir şey söylemedim. Sıkı sıkı çalışmak ve kendinize inanmak dışında. Onun dışında geriye kalan her şeyi siz biliyorsunuz. Çünkü kendinizi hem benden hem burada, bu ekran karşısında çıkıp size kim ne anlatıyorsa o kişilerden çok daha iyi tanıyorsunuz. Lütfen kendinize güvenin. Lütfen kendi yolunuzu kendiniz çizin. Lütfen kendi kararlarınızı kendiniz alın. Bu dediğim planlamaları yapalım. Kendiniz artık ne kadar ilerleyebileceksiniz, konuları tarihlere bölün, bölüştürün. Bunları bitirmeye çalışın. Bir ay sonra nerede olduğumuzu göreceğiz. Bakalım o bir aylık süreçte nerede hata yapıyorsunuz. Ve şurada size bitiyor. Her gün, gün bittiği zaman şunu yazın. Bugün doğru olarak yaptığım şey şu, yanlış olarak yaptığım şey şu. İnsani anlamda değil, işte atıyorum X kişisinin kalbini kırdım, bu yanlıştı, öyle değil. Ders çalışırken kulaklık takmıştım, biraz daha az soru çözmüşüm. Ha. Peki ben kulaklıkla o gün daha az soru çözmüşüm. İyi olan ne? Otobüste giderken notlarımı okuduğumda daha aklımda kaldı. Ha bak, mesela kendimden örnek veriyorum ben bu arada. Ben metroda hep not okurdum. Matematik notlarımı okurdum. Abi dehşet aklımda kalıyor. Fıstık gibi çalışma yeri. Valla bak, bazen şunu söylüyordum kendime. Ben metroya gideyim, bir tanesine bineyim. O ring atsın sağa sola sağa sola, gitsin gelsin. Ben yayılayım, notlarımı orada okuyayım. Böyle bir ortam yok. İnanılmaz kafam açılıyordu orada. Saçma gelecek belki size ama ben metroda, benim yarım saat okulumla istasyon arası bir yolculuğum oluyordu her gün. Bir de git gel git gel, günlük bir saatim var yolda. Fıstık gibi zaman. Böyle bir şey oluyor. Bu benim faydama güzel. Müzik dinlerken hata yaptım. Benim 2 günlük yanlışım bu. Bir haftalık yapın. Bir hafta sonunda bakın doğrularınız ne, yanlışlarınız ne, ne kadar değişiklik yapabilirsiniz.
Film izliyordum. Filmden kalkamadım. Daha az çalıştım. Aa bak demek ki film noktasında kendinizi engelleyemiyorsunuz. O zaman film saati koyalım. Onun dışında izlemeyelim gibi. Bu ufak şeylerin hepsini kendi yolunuzda kendiniz oluşturacaksınız. Daha fazla uzatmıyorum. Zaten yine kısa konuşayım diyorum. 5 dakika konuşup bir videoyu kapatabilsem keşke ama mümkün olmuyor. Sizi seviyorum. Döneminiz hayırlı olsun. Yarın kampımız var Ankara'da, dediğim gibi yüz yüze. Hala boşluğumuz var. Katılmak isterseniz Berkay'ın maili aşağıda mevcut. Mail atıp bilgi alabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Döneminiz hayırlı olsun. Umarım çok güzel, sağlıklı, her şeyden önce sağlıklı ve mutlu bir şekilde hep beraber bitirmeyi umut ediyorum.